Selin. Tartışmayın. Yok ya. Sadece konuşacağız. Zaten telefonda sesi sakin geliyordu. Bir şey olmaz. Selin'cim ben seni biliyorum. Zaten çabuk parlayan bir tipsin. Celallenirsin. Yapma işte öyle. Ya İbo beni germesene ya. Zaten kafam çok karışık. Ben heyecanlı mıyım? Korkuyor muyum? Ya ben neden böyle oldum ya? Çünkü ona değer veriyorsun. Ve çok kırıcı bir şey yaptın. Ay sağ ol İbo. Çok iyi moral verdin. Bak Demir'i anlamaya çalış. Adama yalan söyleyip duruyorsunuz. Ya, sinirlenmesi çok normal. Gerilirseniz tırmandırma o gerginliği. Yok ya. Ne tırmandıracağım? Yatıştırıcı tarafı ol Selin. Sinirini senden çıkartmasını istemiyorsan alttan al. Tamam. Alttan alacağım. Abartırsa da ara. Hemen gelir alırım seni. Ne? İbo. İyi ki varsın. Çocuklarım yetmedi bir de benimle uğraşıyorsun. Vallahi seninle tanıştıktan sonra başka seçeneği kalmıyor insanın. Yani herkesi dahil ediyorsun kendi hayatına. Demir'i düşünemiyorum bile. Yalnız Demir gelip benim hayatıma dahil oldu. İyi işte. Dengenizi bulmuşsunuz. Hadi birbirinizi üzmeden. Tamam mı? Tamam. Şirkette bir kız var. Hiç laf dinlemiyor. Öyle mi? Hı hı. Ne yapıyor? Yalan söylüyor. Sürekli. Bir şeyleri saklıyor. Başkalarının yalanlarına ortak oluyor. Kronik bir hal almış bu durum. Akıllı. Zeki bir kız. Çok da güzel. Her şeyiyle insanı büyülüyor. Ama dediğim gibi yalan söylüyor. Peki sordun mu? Neden saklıyormuş senden bir şeyleri? Sorsam hep bir bahanesi var. Bahanesi değil, nedenleri var. Yaptıklarını değiştirmiyor ama. Peki çok mu kötü yaptıkları? Bir düşünelim. Önce şirketin en büyük müşterisiyle olan ilişkilerimizi birbirine kattı. Dedim ki karışmayın. Ben halledeceğim. Sağ olsun tamam dedi. Ben her şeyi çözdüğümü düşünüp müşterimin ofisine gittiğimde bir baktım koridorda. Yerlerde debeleniyor. Ya affedersin sen böyle anlatınca komik geldi. Ama o kızın yerinde olmak istemezdim. Olma zaten. Dünyanın en inatçı kızı. Tutuşturmuşlar elini bir zarf. Ne olduğu belli değil. Aç şu zarfı diyorum. Yok. Nuh diyor peygamber demiyor. Bu kız salağın önüne gideni o zaman. Açıp baksana zarfı değil mi? Böyle kimseye güvenmeyen, her lafın, her hareketin arkasında bir şey arayan... ...kalbini öyle herkese açmayan bir Selin olsun, değil mi? Bu kadar da abartmasın tabii de.
Sadece biraz daha dikkatli olması yeterliydi. Yani bu kız aslında fena değil. Olduğu haliyle. Değil mi? İşte ben de tam öyle diyorum. Sonra bir bakmışım, en yakın dostuma bir başkasıymış gibi numara yapmış. Niye öyle yapmış ya? Aklından zor mu varmış? Öyle bir kız işte. Değişik. Nerede ne yapacağını kestiremiyorsun ki. Güvenmek istiyorum. Sonra bir şey oluyor. Güvenemeyeceğimi anlıyorum. Çünkü her seferinde arkadaşlarını tercih ediyor. Doğru olanı, yapmaya söz verdiğini. Ya da beni değil. Bu karşılaştırma biraz ağır oldu yalnız. Arkadaşları şirketteki en önemli kuralı ihlal edip patrondan saklıyor. Ya bizimki de gidin söyleyin arkadaşlar demek yerine onların yalanlarına ortak oluyor. Sen olsan ne yaparsın? Böyle bir insana güvenebilir misin? Tanıyorsam güvenirim. Ben senin kadar kolay güvenemiyorum ama. Pek de iyi bir fikir değil. Hadi Demir, uzan. Hadi. Ne? Ya amma uzunsun ya sen de. Kaldır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.